Nedim Şener, FETÖ kumpası uzay yolunda da karşımıza çıktı. Uzaya giden ilk astronotumuz Alper Gezer Avcı da, Fetullahçı terör örgütünün hava kuvvetlerindeki yapılanması tarafından, disiplin kurulu kararı, üzerinden kurulan kumpasla Türk Silahlı Kuvvetlerinden atılan 400'e yakın subay ve pilottan birisiymiş. FETÖcüler kara, hava ve deniz kuvvetlerinde kendilerinden olmayan birlerce kişiyi sahte ihbar ve görüntüler yanında özel hayatları ile tehdit ederek Türk Silahlı Kuvvetlerinden uzaklaştırdılar. Alper Gezeravcı da o dönem FETÖ'nün kurbanlarından birisi oldu. 2011'de hakkında sahte ihbar ve iftira üzerine Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığında çöreklenmiş FETÖcüler tarafından yasa dışı sorgulanmış ve tehdit edilmiş. O süreci yakından bilen eski TSK mensubunun anlattıkları ilginç, Hava Kuvvetleri İstihbarat Başkanlığı'nı kontrol eden FETÖ'cüler kendilerinden olmayan herkese karşı bir operasyon yaptılar. Üryani Kömbeci'nin başında olduğu ekip sahte ihbarlarla hedef aldıkları subayları yasa dışı sorguya alıp tehdit ve şantajla ellerinden imzalı ifadeler aldılar. Alper Gezer Avcı da bunlardan birisi, hava kuvvetlerindeki FETÖ'cü istihbaratçılar bu çocuğu günlerce baskı altında tutup, tehdit edip, vaatlerde bulunup, imzala işte bir şey olmayacak deyip kendi yazdıkları metni imzalatmışlar. Yoksa hakkındaki iddialar yayılır ailene kadar ulaşır diyerek tehdit etmişler. Kurul ve mahkeme FETÖ'cüydü bu sadece ona değil birçok kişiye yapılmış o dönem. Hava kuvvetlerindeki bu ekibin hepsi FETÖ'cüydü, disiplin kurulu üyeleri adli müşavir eski hakim Yarbay Bedrettin Özgür FETÖ'den hükümlü, kurmay başkanı, personel başkanı, istihbarat başkanı tamamı FETÖ'cüydü. Bazılarının ailesi gayet mütedeyin olan bu çocukları tek suçları FETÖ'cü olmamak, FETÖ operasyonlarına direnmekti. Hava kuvvetlerindeki istihbarat ekibi yasa dışı yöntemlerle hedef aldıkları personeli günlerce yorup, tehdit edip, bu bilgileri ailene göndeririz, şunu imzalayın bir şey olmayacak deyip kendi yazdıkları ifadeleri imzalatıyorlardı. Sonra da FETÖ'nün elindeki adli müşavirlik dosyayı yine FETÖ'cülerin elindeki yüksek disiplin kuruluna gönderiyor ve personel TSK'dan atılıyordu. Sonrasında, ihraç kararına karşı iptal davası açsan da FETÖ'nün elinde olan askeri yüksek idare mahkemesinden olumlu sonuç alamıyorlardı. Çünkü AYİM'de de FETÖ'nün elindeydi. İhraç kararına ret veren eski hakim Albay Firari Cemil Çelik de azılı bir FETÖ mensubudur. FETÖ'cü saldırısı Gerçekten de Alper Gezer Avcı uzay yolculuğuna çıkar çıkmaz sosyal medyada yalan, iftira ve dezenformasyon harekatını başlatan da FETÖ'cü vatan haini Cemil Çelik oldu. Çelik, FETÖ'cülerin kumpasla attığı Alper Gezer Avcı'nın göreve dönmek için başvurusuna red kararı veren FETÖ'cü heyetin üyesi. Nitekim Adem Yavuz Aslan gibi FETÖ'cüler de ona katıldı. Bu olay bir kez daha FETÖ'cülerin nasıl alçak ve hain bir grup olduğunu, sadece iftira atmakla kalmayıp hala yalanlarla algı yaratmaya çalıştığını gösteriyor. Yani uzaya da gitsek FETÖ ihanetten biz de bu alçaklarla mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Göreve dönmesi uzaya gitmekten daha zor olmuş FETÖ kumpasıyla TSK ile ilişiği kesilen Alper Gezeravcı'nın görevine dönüş süreci de bir hayli zorlu. Hani göreve dönmesi uzaya gitmekten daha zor ve çetin desem yeridir. 26.000 kişi arasından belirlenen 30 kişi arasından seçilen ve 8 aylık bir eğitimin ardından uzay yolculuğuna çıkan Alper Gezeravcı, 2011'nin son günlerinde kumpasla atıldığı hava kuvvetlerine ancak 8 yıl sonra 2020'de dönebildi. 8 yıl F16 pilotluğu da yapan Alper Gezeravcı, Adana İncirlik Üssü'nde 10. Uncu tanker Üs Komutanlığı emrinde hava pilot yüzbaşı olarak görevli iken Fetullahçı terör örgütünün hava kuvvetlerindeki yapılanmasının kumpası sonucunda 2012'de dosyasına silahlı kuvvetlerde kalması uygun değildir şeklinde ayırma sicil belgesi düzenlendi. Hava Kuvvetleri İstihbarat Şubesindeki FETÖ'cülerin günler süren psikolojik işkencesi, tehditleri sonucu önüne konulan ifadeyi imzaladıktan sonra, Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma işlemi ile Rizin emekli edilerek Milli Savunma Bakanlığı'nın 22 Ekim 2012 tarihli onayı ile TSK'dan ilişiğinin kesilmesine karar verildi. Bakanlık itiraz etti. Alper Gezeravcı bu idari karara karşı askeri yüksek idare mahkemesine dava açtı. AYİM 1. dairesi 17 Eylül 2013'te dava konusu işlemin iptali yönünde verse de Bakanlık karar düzeltme talep ederek itirazda bulundu. AYM 16 Ocak 2014'te Gezer Avcı'nın Hava Kuvvetlerine dönme isteğini geri çevirdi. AYM'nin bu kararına karşı Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunan Gezer Avcı buradan da sonuç alamayınca 24 Ağustos 2017'de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Dosyası AİHM'de görüşülmeyi bekleyen Gezer Avcı, hava kuvvetlerinden çıkartılmasına dayanak olan Askeri Yüksek İdare Mahkemesi 1. Dairesi'nin 16 Ocak 2014 tarihli kararına karşı Ankara 3. Üncü İdare Mahkemesi'ne başvuruda bulundu. Ankara 3. Üncü İdare Mahkemesi 27 Aralık 2019 tarihli kararı ile yargılamanın yenilenmesi isteminin kabulüne karar verdi. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Başkanlığı 7 Temmuz 2020 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma kararını iptal etti. Alper Gezeravcı tam 8 yıl süren hukuki mücadeleden sonra 29 Temmuz 2020'de Türk Hava Kuvvetlerindeki kadrosuna geri döndü. Ama onun aklı fikri FETÖ'cü hainler tarafından kopartıldığı pilotluk sınıfına göre dönmekteydi. Dönüş kararı 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişimi sonrası o hal kapsamında çıkartılan 694 sayılı kanun hükmünde kararname ile 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'na eklenen ek geçici 92. madde uyarınca hava kuvvetlerinde yeniden pilot subay olmak isteyen Gezer Avcı'nın durumunun ilgili yasal mevzuata uygun olmadığı iddiasıyla reddedildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın idari kararına ve aynı yöndeki Ankara 4. İdare Mahkemesi'nin kararına karşı itiraz eden Gezer Avcı'ya iyi haber 12 Mayıs 2022 tarihinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi 1. İdare Dava Dairesi'nden geldi. 1. Daire, Gezer Avcı'nın istinaf başvurusunun kabulüne ve Ankara 4. İdare Mahkemesi'nin 17 Aralık 2020 tarihli kararın kaldırılmasına karar verdi.